Geziniyor Bisiklet Atölyesi'nden hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu hafta herhangi bir konu yok. Bu hafta çekiliş yapacağız. Biliyorsunuz geçen haftalarda 10.000'i gördüm. Ben hatırlıyorum 100 aboneye ulaştığımda ne kadar sevinmiştim. O 100 abonenin bir tanesi benim diğer hesabımdı. 99 tane adam beni takip ediyordu. Seviniyordum 99 kişi beni takip ediyor diye. Şu anda 10.000 aboneye geldim. Hatta biraz geçtim sanırım. 3 yıldır beni desteklediğiniz, izlediğiniz ve bu yolda beni yalnız bırakmadığınız ve büyük bir aile haline geldiğiniz için benimle gerçekten teşekkür ederim. Hemen şunu söyleyeyim, birkaç kişi sordu bisiklet hediye edecektin abi ne oldu falan bilmem ne diye. Evet, böyle bir şey zikretmiştim. Melsa Bisiklet, Fuji Bisiklet Türkiye 10.000'de bir bisiklet hediye edeceklerini söylemişlerdi. Ama ben Dawn Mariner D8'i tanıtınca adamların cinler tepesine çıktı. Biz dediler hayatta sana bisiklet vermeyiz, çekiliş yapacaksan satın al bisikleti dediler. Tabii böyle saçma bir şeyi ben de kabul edemezdim. O yüzden bisiklet çekilişi yalan oldu. Ama yine de çam sakızı çoban armağanı elimden geldiğince bir şeyler vereyim dedim ki o arada Mehmet abinin, Formula X'in sahibi Mehmet Karakaş'ın evde kolisini buldum bir anda. Kolisi geldi. Mehmet abi aynen şunu diyordu. 10.000 aboneyi gördün. Bir çekiliş yap artık. Abonelerine bir şeyler verelim. Biz de sana destek olalım. Sen bize destek oldun bugüne kadar gibi kibar, her zamanki gibi naif duruşuyla bir ifade kullandı. Ben de kendisine teşekkür ettim. Her zaman da müteşekkirimdir. Ve gerçekten de bugüne kadar kendisinin hiçbir ürününde bir dandiklik, kötü bir şey rastlamadım. Rastladığım yerlerde de kendisini uyardım. Hemen değiştirdi zaten bunları. Şimdi ne gönderdi bana, neler vereceğiz? Bir bunlara bakalım. Aranızdan 3 kişiye Formula X'in setini hediye edeceğim. 1 kişiye de temizlik seti hediye edeceğim. Yani aranızdan 4 kişiye çekilişle hediye göndereceğim. Neler var? Buna bakalım. Formula X tubeless bisikletler için bir ürün çıkardı arkadaşlar. Bunun testlerini birlikte yapacağız. Yani sadece tubeless bisikletler için değil, aynı zamanda yol bisikletlerinde de kullanılıyor ve diğer patlak önleyici sıvılara göre bayağı bir avantajı var. Yani 718-25 boyutlarında bir lastiğe 30-40 mililitre basılıyor ki 38 grama falan tekabül ediyor. Bunu ayrıyetten inceleyeceğiz. Başka ne var? Bakalım, lastik parlatıcı koruyucu sıvı var. Bu set halinde bu arada. Cilalı, hızlı, güvenli yağ kir sökücü var bu bisiklet temizliği için. Ve bir de ekstrem hızlı güvenli yağ kir sökücü var. Bu da daha çok zincir, rubleniz gibi yerleri temizlemek için. Bu şöyle dörtlü halinde bir set. Bu setten 3 tane var elimde. 3'ünü de aranızdan 3 kişiye hediye edeceğim. Ha tabii yanlarında tabii şeyleri de var. Sibop. Özellikle Shredder sibopları sökmeniz için. 4 tane, 3 tane de ondan koymuş. Onları da vereceğim. Bir tane de şu benim daha önceden getirttiğim, incelemek için getirttiğim, inceleyemediğim bir tanesi duruyor bende. Bir temizlik seti vardı. Bunu da yine önümüzdeki günlerde inceleriz. Ama ben aranızdan bir kişiye bunu hediye etmek istiyorum. Bu şekilde aranızdan 4 kişiye çekilişle çam sakızı çoban armağanı hediyeler göndereceğim. Şartlarım neler? Hiçbir şartım yok arkadaşlar. Genelde ben şuna artık karşıyım. Şimdi normalde biz 2000'li 3000'li abonelerdeyken abone sayımız artsın diye diğer kanallardan da görerek işte şey yapıyorduk. Genelde işte kanalıma abone olun gibi böyle şartlar koyuyorduk. Instagram'da paylaşın, şunu yapın, Instagram sayımızı arttıralım falan gibi yaklaşımlarla geliyorduk. Ama inanın benim çok abone umurumda değil. Sadece insanlara faydalı bir şeyler yapabiliyor muyum? Bunu önemsiyorum. Bir de o şekilde yaptığımda şöyle bir şey oluyor. Şimdi 3 sene olmuş. Aranızda beni deli gibi takip eden adamlar var. Yani ben 3 aboneden 4 aboneyken herif bana abone olmuş. Hala beni takip ediyor ve kesinlikle de sadık bir izleyicim. O yüzden bu adamlara haksızlık olduğunu düşünüyorum. Yani yeni abone oluyor, çekilişe katılıyor, o adama gidiyor ama öteki taraftaki diğer arkadaşım beni 3 yıldır takip ediyor. O yüzden hiçbir şartım yok. Tek şartım katıldım yazın ki kimin katıldığını göreyim. Yani bu videonun altına yorumlara katıldım yazın. Hiçbir yerde paylaşmanıza gerek yok. Instagram'da hiçbir arkadaşınızla etiketlemenize gerek yok. Umarım belki bir sonraki çekiliş, yine ileride bir çekiliş yaparız. Belki başka bir sponsorluk, sponsorluk da değil aslında da başka bir baba yiğit bir bisiklet firması der ki abonelerinize biz bir bisiklet hediye edelim. Ama bizim bisikletimizi de bir inceleyin, iyi bir bisikletimiz var. Öyle bir şey de olabilir. Yani ben genelde bana firmaların gönderdiği ürünleri İkinci el sayfalarında satmıyorum. Ya tanıdıklarıma hediye ediyorum ya da abonelerimi aralarında bildiklerime hediye olarak gönderiyorum bunları. Yine böyle bir şey olursa yine bisiklette veririz arkadaşlar.
Çekiliş ne zamana kadar? Bu video yayınlandığında, yani bugün salı, önümüzdeki pazartesi gecesi 12'de değil mi biter arkadaşlar. Ondan sonra yazacak olanları, katıldım yazanları çekilişe katmam, kabul etmem katılımını. Sadece katıldım yazın yorumların altına, yeterli olacaktır. Çekilişini yapıp zaten nerede duyuracağım, ama onu da söyleyeyim. Bu videoda duyurmayacağım bunu. Geziniyor Bisiklet sayfasının Facebook sayfası var. Geziniyor Bisiklet Atölyesi'nin, özür dilerim, bir Facebook sayfası var. Genelde orada duyuruyorum. Instagram'da da duyururum. Takip eden arkadaşlar, kazanan arkadaşlar oradan kendilerini gördüklerinde bana geziniyor@gmail.com şurada gelen adresten adres bilgilerini yollarlarsa, karşı ödemeli falan göndermiyorum, merak etmeyin, ben ödüyorum parasını. O şekilde size gönderirim. Güle güle kullanırsınız. Mehmet abinin de kulaklarını çınlatırsınız. Hazır yeri gelmişken bundan da bahsedelim. Şöyle ki, şimdi 3000-4000 abonelerdeyken hemen hemen herkesin sorusunu yanıtlayabiliyordum. Bunun için vakit bulabiliyordum. Ama artık öyle bir hal geldi ki, fark edenler vardır. Facebook sayfamda mesajlar kısmını kapattım. Önce maille alıyordum ama mailime de o kadar çok soru geliyor ki birçoğunu kaçırıyorum. Yeni başlayanlar var, kırmak istemiyorum. Tek tek yanıtlamaya çalışıyorum ama maalesef böyle bir vaktim yok, böyle bir lüksüm de yok. O yüzden ayda bir canlı yayın yapacağız. Yani atıyorum her hafta, özür dilerim, her ayın son çarşambası olabilir. Güzel de olasına her ayın son çarşambası böyle bir başlık da olabilir. Canlı yayın yaparak canlı yayında tüm sorularınızı yanıtlayacağım. Bana teknik bisiklet hakkında sorabileceğiniz veya benim şahsımla ilgili merak ettiğiniz şeyleri bu canlı yayınlarda, bir saatlik bir canlı yayın olacak. Benimle buluşarak burada sorabileceksiniz. Canlı canlı karşınızda olacağım. Böyle banttan veya video kaydıyla falan değil. Bu şekilde. Şimdilik sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.